26. sorumuza devam ediyoruz arkadaşlar. Aşağıdaki soy ağacında bazı bireylerin kan gruplarının fenotipi verilmiştir. Buna göre bu soy ağacındaki numaralanmış bireylerin hangilerinin A ve Rh antijeninin birlikte bulundurma olasılığı vardır? Şimdi bize fenotipler verilmiş. Biz genotiplerini yazalım arkadaşlar. Şu bireyin yazalım. B diğerini bilmiyorum. Küçük r. Küçük R. Bu birey de aynı şekilde. B diğerini bilmiyorum. Küçük R. Küçük R olduğunu söylerim. Şu birey 0 0 olduğu için bu bireylerde ikisi de 0 bulundurmalı arkadaşlar. Baktığımız zaman 4 numaralı birey A antijenini bulunduramaz. Onun için 4 numaralı bireyi alamayız arkadaşlar. Şimdi 3 numaralı bireyi yazalım. Annesinden 0 babasından A aldığını düşünelim. O zaman A sıfır anneden küçük R babasından da büyük R alabilir. O zaman 3 numaralı birey mutlaka evet A ve RH antijenini birlikte bulundurma olasılığı var. Şimdi şuradan devam edelim arkadaşlarım. B var. Evet. Büyük R'si var. Şuradan da küçük R alır. O zaman bu birey heterozigot. Bu birey annesi AB, babası AB mutlaka ne olması lazım? B olması gerekir. Şimdi 2 numaralı bireyi yazalım arkadaşlar. Anneden A aldığını düşünelim. Babadan da A aldığını düşünebiliriz. Babadan küçük r, anneden de büyük r alırsa hem A antijenini hem de RH antijenini 2 numaralı taşıya taşıyabilir. O zaman hem 2 taşıyacak hem de 3 numaralı birey bunu taşıyabilir. Devam edelim verilenlere göre. Bu birey sıfırın bir tanesinin annesinden bir tanesini de kimden alması lazım? Babasından alması lazım arkadaşlar. Bu doğrultuda devam edelim. Evet. AB Burası B. Sıfır. Burası o zaman A 0 olduğunu görüyoruz. Küçük R'yi babadan ve anneden aldım. Pozitif olduğu için büyük R. Bu bireyde büyük R'ye taşıyabilir. Onun için hem A antijeni hem de RH antijeni taşıyabilir. Cevabımız 1, 2, 3 numaralı birey hem A hem de RH antijeni taşıdığını söyleyebiliriz.